Selamlar herkese, Burcu Babal ben. Umarım hepinizin keyfi sağlığı yerindedir. Bugün şahane bir animasyon seriden bahsedeceğim sizlere. Benim de yeğenim Mercan'ın önerisiyle izlemeye başladığım bu serinin ismi Gravity Falls ya da Türkçe adıyla Esrarengiz Kasaba. Önce biraz dizi hakkında konuşacağız. Daha sonra ise işin uzmanıyla gerçekleştirdiğim çok özel bir röportajı paylaşacağım sizlerle. Gravity Falls 2012-2016 yılları arasında 2 sezon ve toplam 41 bölüm olarak yayınlanmış bir animasyon seri. Alex Hirsch'un yarattığı dizide hikayenin merkezinde Mabel ve Dipper isimli ikiz kardeşler yer alıyor. Mabel ve Dipper 12 yaşındalar ve yaz tatillerini geçirmek üzere büyük amcaları Stan'in yanına geliyorlar. Gravity Falls isimli küçük bir kasabaya. Büyük amca Stan'in burada Mystery Shack isimli turistik bir müzesi var. Kendisi burada sözde gizemli ve korkunç bazı yaratıkları, objeleri falan sergiliyor. Tabii bunların hepsi uydurma, bir turist tuzağı. Ancak Dipper ormanda gizemli bir günlük bulunca Gravity Falls kasabasında gerçekten esrarengiz olaylar yaşandığını fark ediyorlar. Mystery Shack'in diğer çalışanları Wendy ve Sue'sun da yardımıyla Dipper ve Mabel kasabanın gizemlerini araştırmaya ve büyük maceralar yaşamaya başlıyorlar. Esrarengiz Kasaba hem yetişkinlerin ilgisini çekecek kadar derinlikli bir yapım hem de çocukların anlamakta zorlanacakları kadar karmaşık değil. Bu açıdan ailelerin çocuklarıyla birlikte izleyebilecekleri ve muhtemelen hep birlikte büyük keyif alacakları bir hikayeye sahip. Animasyonda zombilerden örümcek insanlara, tek boynuzlu atlardan perilere kadar pek çok doğaüstü yaratık yer alıyor. Dizide bu kadar çok doğaüstü yaratık olmasına rağmen hikayenin kalbinde aile ve arkadaşlık ilişkileri, büyümenin zorlukları, insanların kendilerini, diğerlerini ve olayları olduğu gibi kabullenmekte zorlanması gibi gerçekçi detaylar yatıyor. Disney yapımı dizideki karakterler bence seslendirenlerin de başarısıyla oldukça sempatik karakterler. Başta her şey, herkes size çok tuhaf gelebilir ama zamanla izledikçe karakterlere gerçekten çok alışıyorsunuz. Hatta ben dizi finalinde birazcık gözyaşı dökmüş bile olabilirim. Çok iyi popüler kültür göndermeleri var ve bence acayip komik sahneler de var. Çok detaylı bir yapım, çok alakasız gibi görünen şeylerin finalde birbirine bağlandığını görüyorsunuz. Ve bence tekrar tekrar izlemeye değecek de bir dizi. Çünkü eminim her tekrar izleyişte başka detayları yakalayacaksınızdır. En başta dediğim gibi bu diziyi bana yeğenim Mercan önerdi. Çok seveceğimi düşündüğünü söyledi. Ve hatta bu dizi için mutlaka bir video da çekmelisin teyze dedi. Ben de Esrarengiz Kasaba'nın asıl uzmanı o olduğu için kendisiyle bir röportaj yaptım. Şimdi gelin biraz da diziyle ilgili Mercan'ın söylediklerini dinleyelim. Bize biraz kendinden bahseder misin? Merhaba, ben Mercan. 8 yaşındayım. İlkokul 3'e gidiyorum. Piyano çalmaktan, resim yapmaktan ve hayal kurmaktan hoşlanırım. Teşekkür ederiz. Esrarengiz Kasaba dizisini sen neden seviyorsun? Ben böyle nasıl desem esrarengiz şeyleri yani hayaletleri, canavarları, zombileri çok sevdiğim için Esrarengiz Kasaba dizisi çok hoşuma gidiyor. Sen peki bu çizgi filmi yani bu diziyi kaç defa izledin? En az 4-5 kere izlemişimdir. Galiba sende çizgi romanları da varmış. Evet, bende 3 tane çizgi romanım var. Bir tanesinde 1-2-3. Bölümleri var. İkincisinde 12-13-14 var. Ve sonuncusunda da Tuhaflıklar Kıyameti var. Tuhaflıklar Kıyameti ne hakkındaydı? Bill Keeper'ın gelmesi olayında yazılmış bir kitap. Peki senin en sevdiğin Esrarengiz Kasaba bölümü hangisi? En sevdiğim Tuhaflıklar Kıyameti'nin başlangıcı. Peki ne oluyordu o bölümde? Biraz bahseder misin bize? Bill Keeper'ın gelmesi ve Mabel ile Dipper'ın savaşması. Mabel ile Dipper kiminle savaşıyor? Bill Keeper. Mercan, senin Esrarengiz Kasaba dizisinde en sevdiğin karakter hangisi? En sevdiğim karakter Mabel. Peki neden? Çünkü şeyde pozitif oluyor. Hep kötü yanına bakmak yerine iyi tarafına bakıyor.
pozitif bir insan olduğu için mi seviyorsun? Sevimli bir kız. Şey demiştin sanırım bana, üzülmüyor, kızmıyor. Evet. Esra Yengiz Kasaba'da en sevmediğin karakter hangisi? Gideon. Peki neden? Çok gıcık bir karakter. Ne yapıyor mesela seni gıcık etmek için? Yani onu anlatabileceğim bir şey değil ama yani benim bana göre bir karakter değil. Yani bana göre çok gıcık bir karakter. Senin hoşuna gidecek hareketleri yok yani. Öyle mi? Anladım. Tamam. Peki Mercan, sen bu Esrarengiz Kasaba'nın benim hoşuma gideceğini neden düşündün? Çünkü teyzemin de esrarengiz şeyleri sevdiğini, canavarları, zombileri falan sevdiğini bildiğim için bu diziden hoşlanacağını düşünüyorum. Biz ikimiz de Halloween tarzı şeyleri seviyoruz değil mi? Evet. Peki senin en sevdiğin böyle fantastik karakter ya esrarengiz karakter ne? Hani vampir olabilir. Aslında ben hepsini seviyorum. Hepsinin çok değişik özellikleri var. Bir tane seçmen gerekse içlerinden. Bir tane seçmen gerekse vampir seçerdim. Sanırım ben de zombiyi seçerdim. Sence Esrarengiz Kasaba çizgi filmi kimler için uygun? Kimler izleyebilir? Nasıl diyeyim? Böyle esrarengiz şeyleri seven kişilerin izlemesi uygun olabilir yani. Diğer türlü kişilere biraz garip gelebilir, bayağı sıkıcı gelebilir. Yaş olarak hangi yaşlara uygun? Bazı bölümleri için 7 yaş üstü veya 8 yaş üstü kişilerin izlemesi uygun olabilir. Ailece birlikte izlemek için uygun mu sence? Evet. Anneler, babalar çocuklarıyla birlikte izleyebilir mi? Tamamdır. Peki senin bize söylemek istediğin başka bir şey var mı Esrarengiz Kasaba ile ilgili? Yok mu? Mercan, sana çok teşekkür ederiz bize verdiğin bilgiler için. Hoşça kalın de. Mercan'a çok teşekkür ediyorum bana bu diziyi önerdiği için. Gerçekten çok keyif alarak izlediğim bir yapım oldu. Bugün bu arada Mercan'ın doğum günü. Bu vasıtayla kendisinin doğum gününü de kutlamak istiyorum. İyi ki doğdun Mercan'cığım, iyi ki varsın. Cadılar Bayramı döneminde izleyecek, korkunç olmayan, eğlenceli ama bir taraftan da gizemli olaylarla dolu bir yapım arıyorsanız Gravity Falls'a mutlaka bir şans verin derim. Türkiye'de Disney Plus'ta izleyebilirsiniz. Ve açıkçası hiçbir zaman Rick and Morty'nin öyle çok büyük bir hayranı olmadım ama her ne kadar onun kadar yetişkin bir içeriğe sahip olmasa da o animasyonu sevenler bence Gravity Falls'u da severler. Benden bugünlük bu kadar. Ekim ayı boyunca Cadılar Bayramı ruhuna uygun paylaşımlarım devam edecek. Beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Henüz abone olmayanlar da lütfen artık bir an evvel abone olsunlar kanala. Gelecek videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.